Shell metoduyla hacim hesaplama. Düşey doğru etrafında döndürme. Bu videomuzda bir alanın düşey bir doğru etrafında döndürülmesiyle oluşan hacmin Shell metodu ile nasıl hesaplanacağını konuşacağız. Bu videoya başlamadan önce şu hatırlatmayı yapmakta fayda var. Shell metodu ile hacim hesaplamada X ve Y eksenleri etrafında döndürme durumlarına ait bilgileri biliyor olmalısınız. Eğer bilmiyorsanız dönüp onların videolarını izleyin, ondan sonra bu noktaya gelin. Shell metoduyla hacim hesaplamada düşey doğru etrafında döndürme iki çeşide sahiptir. Ya da ben öyle işleyeceğim diyeyim. Çünkü birçok kaynakta çeşitlere vurgu yapılmaksızın anlatım vardır sadece. Döndüreceğimiz alanın düşey doğrunun sağında veya solunda olmasına göre yapılacak işlem ufak bir değişikliğe uğramaktadır. Burası x eksenimiz, burası y eksenimiz olsun. Döndüreceğimiz alanı da bir çizelim. Şöyle bir ne çizdiğimizin çok önemi yok. Şöyle bir alan çizelim. Burası A, burası B olsun. Fonksiyonumuz da fx eşittir y olsun. Şimdi bunun sağında olan bir düşey doğru etrafında döndürelim. Düşey doğrumuz sağ tarafta olsun. Buna r eşittir k doğrusu diyelim. Alanın sağında ise düşey doğru. İkinci durumu da şuraya çizelim. Bu ikisi arasında ufak bir farklılığın olduğunun bilincinde olmamız bizim için yeterlidir burada. Neler yapacağımızı zaten konuşacağız. Düşey doğru etrafında döndürmek, Shell metodunda, y ekseni etrafında döndürme ile özü itibariyle aynı fikirlere sahiptir. Sadece yarı çapın hesaplanmasında farklılık vardır. Şöyle çizelim yine. Şu fx'imizi. Fx eşittir y. Bu da a'dan b'ye kadar olsun. Burası. Döndüreceğimiz doğru bu sefer alanın sol tarafında olsun. R eşittir k doğrusu diyelim. Şimdi bu iki durumda nasıl bir hesaplama sürecimiz olacak? Onları konuşacağız. Öncelikle Shell metodunda formülümüzü bir kısaca hatırlayalım. Hacim formülü şudur. 2 pi A'dan B'ye R çarpı H düşey doğru etrafında döndürüyorken integralimiz x'de olacak. dx. Buraya r yerine yazdığımız şeyler de x'de olacak. H yerine yazdığımız şeyler de x'de olacak. Düşey doğru etrafında döndürmek, y ekseni etrafında döndürme ile aynı öz fikre sahiptir. Y ekseni etrafında döndürme de x'li oluyordu Shell metotta. Burada da formülümüz aynı. Sadece yarıçapın hesaplanması farklılık göstermektedir bu iki çeşitte. O noktayı vurgulayacağım. 2 pi a'dan b'ye r çarpı h dx. Buradaki r shell yarıçapımız, h ise shell yüksekliğimizdir. Bunları zaten biliyor olarak bu videoya gelmiş olmalısınız. Şimdi en önemli nokta olarak düşey doğru etrafında döndürürken sınırlar x ekseninde. Yani şuradaki A ve B alanın x eksenindeki sınırları integrale gelir. Burada da aynı şekilde düşey doğru etrafında döndürüyorken sınırlar x'ten.
A ve B integralimize sınır olarak gelir. 2 pi zaten sabit bir şeydir. Şimdi R. Shell yarıçapımız normalde Y ekseni etrafında döndürüyorken demiştik ki hep X olarak alacağız. Fakat burada düşey doğru bizim alanın sağındaysa shell yarıçapımız buradaki değer k eksi x olacak. İşte bütün farklılık düşey doğru etrafında döndürme ile kıyasladığımızdaki farklılık bu noktada ortaya çıkmaktadır. Buradaki k değerinden x çıkartıyoruz. Bu x hep sabit. K eksi x. Burası 2 olursa 2 eksi x'lik bir yarıçapa sahip olacağız. Buna geldiğimizde ise shell yarıçapımız buradaki düşey doğru bizim alanın solunda ise shell yarıçapımız x eksi k. İşte bütün numarası bu başlığımızın budur. Shell yüksekliğine geldiğimizde x ve y eksenleri etrafında döndürmeden farklı bir fikrimiz yok. Burada düşey doğru etrafında döndürüyorken alanın üst sınır fonksiyonu eksi alanın üst sınır fonksiyonu eksi alanın alt sınır fonksiyonu. Burası y fx'tir burada. Burası y eşit 0'dır. Onların ne olduklarını yazmayacağım. Alanın üst sınırının fonksiyonu eksi alanın alt sınırın fonksiyonu shell yüksekliğidir. Alanın alt sınır fonksiyonu. Ve bunlar y eşittir biçiminde olup bunların yerlerine x'li bir şeyler gelmelidir. Az sonra örneğimizde uygulamasını yapacağız zaten. Buraya geldiğimizde de h yine aynıdır. Alanın üst sınır fonksiyonu üst sınır fonksiyonu eksi alanın alt sınır fonksiyonu. Bu shell yüksekliğimizdir. Alt sınır fonksiyonu. Bu kısım x veya y eksenlerinde döndürme ile fikirler olarak aynıdır. Y ekseni etrafında döndürüyorken biz alanın üst sınır fonksiyonundan alt sınır fonksiyonunu çıkartıyorduk. Burada da düşey doğru etrafında döndürürken aynı işi yapıyoruz. Üst sınır fonksiyonundan alt sınır fonksiyonunu çıkartıyoruz. Önemli olan düşey veya yatay doğrularda yarıçapın belirlenmesidir. Ki düşey doğruda eğer ki doğru sağ taraftaysa k eksi x bizim yarıçapımız. Sol tarafta ise x eksi k bizim yarıçapımız. Şimdi bu ikisine de birer örnek soru çözüp bu videomuzu noktalayalım. Şimdi nasıl bir fonksiyon uyduralım? Y eşittir x kare. X eşittir 2 ve x ekseni arasında kalan alanı x eşittir. Ben az önce o fonksiyonları yanlış yazdım galiba. R eşittir K. Onlar doğru olmamış. R ne? X eşittir düşey doğrular. X eşittir bir şeydir. X eşittir K. X eşittir K. R eşittir K. Onu unutun. Düşey doğrularımız X eşittir doğrularıdır. X eşittir K doğrusu. X eşittir K doğrusu oradaki o doğrularımız. Bazılarının kafasına takılmıştır o söylediğim anda. Şimdi umarım toparlarlar. Şimdi devam edelim. Kalan alanı x eşittir 5 doğrusu etrafında döndürürsek oluşan hacmi bulunuz.
Tabii shell metot kullanarak bulacağız. Şimdi bize söylenenlerin bir çizimini yapmakta fayda var. Y eşit x kare fonksiyonu artık kafamıza kazınmış olması gereken bir fonksiyondur. Şu. X eşittir 2 doğrusu, şuradan geçen bir doğrudan bahsediyoruz. Ve x ekseni arasında kalan alanı. Ve x ekseni arasında kalan. Alanımız burası. Sıfırdan 2'ye kadarlık bir bölgede. Bunu döndüreceğimiz doğruyu farklı bir renkle çizelim. X eşit 5 doğrusu etrafında döndürüyoruz. X eşittir 5 doğrusu da şurada olsun. X eşittir 5 doğrusu etrafında döndürüyoruz. Doğrumuz alanımızın sağında. Başlayalım uygulayacağımız formülü. Hacim eşittir 2 pi çarpı. Bir kere düşey bir doğru etrafında döndürüyorsak sınırları x'ten alacağız. 0'dan 2'ye kadar alan değişiyor. 0'dan 2'ye. Bütün önemli olan shell yarıçapıdır. Eğer ki düşey doğru sağdaysa, alanın sağında ise, şurada konuştuğumuz formüle bir dönelim. Ne dedik? K eksi x. Yani bu doğrunun şuradaki değerinden, şu yukarı gelelim. X eşittir K doğrusunun şuradaki K değerinden x çıkartacağız. Buradaki shell yarıçapımız 5 eksi x'tir. X değişkenlik gösterecek bir şey değil. X hep sabit olarak yazacağımız bir şeydir. Shell yüksekliğine gelirsek alanın üst sınır fonksiyonu bu y eşit x karedir. X kare eksi alanın alt sınır fonksiyonu alt sınır fonksiyonu y eşittir 0'dır. X ekseni y eşittir 0'dır. 0 bizim buradaki shell yüksekliğimizi verir. X'li olacak shell yüksekliği hesaplaması da. Bunları yerine koyarsak 5 eksi x çarpı x kare dx. Hesaplayalım. 2 pi. Önce şu integral içindeki çarpmayı yapmamız lazım. 5x kare eksi x küp dx. Alalım integralimizi. 2 pi çarpı 5x küp bölü 3 eksi x üzeri 4 bölü 4. 2 ve 0'ı koyalım. 2'yi koyduk. 2 pi. 2'yi koyunca 8 bölü 3, 40 bölü 3. 2'yi koyunca 16 bölü 4 eksi 4 eder. 0'ı koyunca 0 eder. 3 kere 4, 12, 28 bölü 3 eder. Bununla da çarparsak 56 pi bölü 3. Herhangi bir şekilde burada 5 eksi x yerine x eksi 5 yapmış olursanız dalıpta bütün olay sadece eksi çıkmasıyla ilgilidir. Sonuç eksi çıkar. Sonucunuz eksi çıkarsa bu yarıçapı yanlış belirlediniz anlayın ki. Dönün geri de değiştirin veya direkt burada çıkan sonucu mutlak değer içine atın. Hacim bu deyip o şekilde de yapabilirsiniz. Hocanın gerçi biraz orada insafına kalmış oluyoruz. Bunu doğru kurmayı beklerler. Şimdi burada döndürdüğümüz düşey doğru alanın sağındaysa sadece şu shell yarıçapının belirlenmesinde farklılık ortaya çıktı. Bunu doğru belirlemek önemli. Şimdi sağ tarafta olursa. Soruyu yine aynı alalım ki fikir daha iyi gelişsin. Y eşit x kare, x eşittir 2 ve x ekseni arasında kalan alanı x eşittir eksi 2 doğrusu
Hadi şunu eksi 3 yapalım, şu 2 ile karışma gibi şey olmasın. Doğrusu etrafında döndürdüğümüzde oluşan hacmi bulunuz. Çizimi yapalım. Yukarıda vardı zaten. Y eşit x karemiz. Burası. X eşit 2 doğrumuz bu. Ve x eksen arasında kalan alan. Y eşit x kare. X eşittir 2 doğrusu ve x alanımız burası. Bu alanı x eşit eksi 3 doğrusu etrafında döndürdüğümüzde. X eşittir eksi 3 doğrusunu çizelim. Burada olsun. X eşit eksi 3 doğrusu. Bu sefer döndürdüğümüz doğru alanın sol tarafında. Başlayalım hemen formülümüzü yazmaya. Burası zaten 2. Burası 0. Hacim 2 pi çarpı diye başlayacağız. 2 pi. Sınırlarımız x ekseninden olacak. Düşey doğru etrafında döndürürken sınırlar x ekseninden 0'dan 2'ye. Şel yarıçapımız. Şu yukarıya dönelim ve formülü ne konuştuğumuzu bir hatırlayalım. Buradaki bu formüllere hakimiyetimiz oldukça üst düzey olmalıdır. Burada düşey doğru eğer ki sol taraftaysa x eksi k diyoruz. Yani o düşey doğrunun sayısal değeri. X eşittir k doğrusuydu o. Sol tarafta olsa x eksi bu doğru değeri. Yani buradaki bizim şel yarıçapımız x eksi eksi 3 diyeceğimiz için hadi yazalım şöyle. X artı 3 bizim şel yarıçapımız olur. Sağ tarafta olduğu zaman o sayıdan x'i çıkartıyoruz. Sol tarafta olduğu zaman x'ten onu çıkartıyoruz. H'a geldiğimizde bizim alanımızın üst sınır fonksiyonu x kare. Y eşit x kare burası. X kare. Düşey doğru etrafında döndürürken fonksiyonları y eşittir deyip yalnız bırakmış olmalıyız. Alanın alt sınır fonksiyonu y eşittir 0. Üst sınır fonksiyonundan alt sınır fonksiyonunu çıkartıyoruz. Bu bizim şel yüksekliğimizdir. Bu da x kare. X artı 3 çarpı x kare dx. Hesaplayalım şimdi hacmimizi. 2 pi çarpı 0'dan 2'ye. Önce şu içerideki çarpmayı yapmamız lazım. X küp artı 3x kare dx. Alırsak integrali x üzeri 4 bölü 4 artı 3x küp bölü 3'ten x küp. Şu 2 pi'yi de sıkıştıralım şuraya. 2 ve 0'ı koyuyoruz. 2'yi koyduk. 2 pi çarpı 16 bölü 4'ten 4. 2'yi buraya koyduk. Kübünü aldık. 8. Eksi 0'ı koyunca komple 0 edecek orası. 8, 4, 12, 2 pi ile çarparsak 24 pi olarak bulduk. En başta konuştuğumuz formüllerin üzerinden geçip bu videomuzu noktalayacağım. Şimdi düşey doğru etrafında döndürürken düşey doğrunun alanın sağında ve solunda olmasına göre iki durumumuz var. İkisi de şel yarıçapının belirlenmesine etki etmektedir. Sağda olursa k eksi x şel yarıçapımızdır. Solda olursa alanın solunda olsa x eksi k şuradaki değer bizim şel yarıçapımızı belirler. Düşey doğru etrafında döndürüyorken sınırlar x ekseninden ve üst sınır fonksiyonu eksi alt sınır fonksiyonu da şel yüksekliğini belirlemede kullandığımız fikirdir. Bu şekilde düşey doğru etrafında döndürmeyi şel metoduyla ilgili noktalıyoruz. Sırada yatay doğru etrafında döndürme olacak.